Selamlar arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Sucum'un ikinci bölümündeyiz. Scam diye okunuyor. Ben Sucum diyorum. İkinci bölümde bakalım başımıza şimdi neler gelecek. Continue dedik. En son nerede kaldım inan hatırlamıyorum. Şimdi sizlerle beraber bakacağız. Çünkü iki gündür bilgisayarın başına geçemiyordum arkadaşlar. En son... canlar. Ben size hemen açıklayayım. En son ne yaptık? Şöyle bir şey yaptık biz. Burada... kamp kurduk. Kamp ateşi yaktık falan. Var bakayım duruyor mu diyeceğim de durmaz herhalde muhtemelen. Aynen. Sanırım durmuyordur ve durmaması da çok normal. Evet. Kamp ateşi yakmıştık ve ben şuradaki şehre doğru gidiyordum. Bakın gittiğim güzergahtaki şehre doğru. Bu arada elimdeki silah şu delikanlı. Çok fazla mermim yok. Bunun mermisinden falan bulmam gerekecek. Bakayım gittiğim yerde neyle karşılaşacağız merak ediyorum. Biraz mermi tedarik edebilirsek çok iyi olacak. En son oynadığımda burada bir tane delikanlı bize sıkmıştı. Biz de hemen böyle bir saklanmıştık pustuk bir yere falan. Sonra herifi bulduk ve indirdik. Oyunun PvP'si bence gayet güzel. Bu arada 8x dürbünüm falan da var ama bunları takamıyoruz arkadaşlar şu an için. Çünkü böyle sürgülü bir şey var. Onu üstüne takmak gerekiyor. Dürbünü yerleştirebilmek için sürgü gibi bir şey takıyorsunuz. Heh, şehre geldik. Orada bir tane de zombimiz var. Hiç ateş etmeyeceğim. Yalnız. Öncelikle şehirde kesin bir zombi baskını falan yiyebileceğimi düşünüyorum. O yüzden hemen şuradan bir taş yapalım. Nerede taşım? Aa taşım varmış gerçi. Gerek yok. Şu taşı elimize alalım arkadaşlar. 3 numarayla. Ve şunu kesmeye başlayalım. Çünkü... Bizim bir tane mızrak gibi bir şeyden yapmamız gerekecek. Zombiler saldırdığında onlara karşı hayatta kalabilelim. Hah şundan. Bakayım başka bir şey yapalım. Aynen. Bundan bir tane hemen yapalım. Bunun yapımı gayet basit. Gördüğünüz gibi yerden taşları topluyorsunuz. Ondan sonra şu taşı şey yapıyorsunuz. Şu stone knife'dan yapıyorsunuz. Stone knife yaptıktan sonra gelip böyle çalı kesiyorsunuz. Sonra kestiğiniz çalıyla birlikte ikisini craftlayabiliyorsunuz. Ben şimdi şunu benim elime alayım. Bunu da şöyle koyalım. Evet. Bunu ayrıyeten 3 numaraya bir koyuverelim. Kardeş istemiyorum seni. Şurada dur şurada. 3 numaraya geçme. Heh. Hadi bakayım. Neredeyiz? Şuradayız. Önümüzde zombiler var. Bu oyunda zombilerin sıkıntılı olduğunu söylemiştim size. Gerçekten problem çıkartabiliyorlar. Bu arada benim canım gitmiş abi. Birisi saldırmış olmalı. Neden kullanamıyorum? Bu ne abi? Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Hidrojen düşük o yüzden şundan drink ol diyelim. Suyumuz da var gerçi ama canım kola çekti. Bu gerçi nasıl bir kolaysa. Enerji içeceği gibi bir şey olabilir. Bitti değil mi? Okey. At bakayım şunu. Şimdi bunu tekrar elimize koymamız lazım. Şöyle. Heh. Devam. O hidrojen şimdi yavaş yavaş artacak. Böyle sıvı tüketimi yaptığınızda ya da bir şeyler işte yiyip içtiğinizde anında dolmuyor arkadaşlar. O yüzden zamanla dolduğunu da söylemek istiyorum. Bir önceki bölümümde yüzeysel bir şekilde bahsettim arkadaşlar. Dedim ki işte şöyle şöyle yapınca işte craft sistemine girebiliyorsunuz şuradan. İşte ne bileyim buradan metabolizmanıza bakıyorsunuz falan. Benim için işler şu an için iyi gidiyor herhalde. Yani ben öyle düşünüyorum. Gel. Bak şimdi bak manyağa bakın. Bu buradan atlayacak görüyor musun? Hakikaten gördüğüm en iyi zombi. Yani en çok zorlayan zombili oyun bu oldu açıkçası. Hop. Bir de itfaiye olmuş bu dayı herhalde. Hop. Şimdi bu geri gelecek. Al seni fırlama. Al babanın bıyığına. Evet bu da indi. Yaklaşık 6-7 kere falan vurunca düşüyorlar bunlar. Patch bonus yapalım kendimize. Canımız artmaya başlasın. Ben şöyle seviye 3 kask gibi bir şey buldum. Pek benzemese de andırıyor diyelim. Ups nereye gitti? Bak şu yine düşüyor. Bu niye böyle olmuş onu anlayamadım. Elinize başka bir şey alınca çantada yer yok. Tabii koyamıyor. Belki onunla alakalıdır. Peki. Ben karakter animasyonlarını gerçekten çok beğendim. Özellikle şu çok iyiydi. Ama yapmadım bu sefer.
Böyle camın içinden arkadaşlar kırarak geçiyor falan. Ve ellerini yukarıya koyuyor. Çok epik bir sahneydi hakikaten o. Burada bir yerde yine zombi var. Kapıyı bir kapatalım. Bayağı can sıkıyorlar. Ya böyle işi yani genel olarak sabırlı olacaksınız bu oyunu oynarken. Ve artı craft sistemini falan seviyor olmalısınız tabii ki. Şuraya bir ineyim bakayım. Hayırdır? Aa bak 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 manyağa bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Camdan girecekti bak içeri. Lan bir de seriler anasını satayım. Bak ya. Camdan içeri girecekti kuş. Staminayı doldurdum. Okey. Bu lavuğu indirdik, iyi oldu. Şunu hemen bir search yapalım. Bayağı bu da camdan atlamak için gördüğünüz gibi yükseklerden falan bir şeyler yapıyordu yani. Şimdi. Yapmamız gereken şey birkaç tane daha bandaj almak. Şu çok büyük abi, şunu sal. Şu gelsin. Geliyor mu? Şunu keselim. Baba geliyor ya. Neyse ki ben şu anda işlem yaparken öyle bir bug'ı var oyunun. Bana vuramayacak diye hatırlıyorum. O ağzıma sıçtı. Ya ne yapıyorsun? La öl la. Evet arkadaşlar, adam beni indirecek ya. Haberim yok anasını satayım. Şunu alamadım elime, iyi mi? Bak ya. Şöyle yapalım. Bütün mermileri harcatmak zorunda kaldı bana. Bakar mısınız? İnanılmaz. Şimdi bunu elimize aldık mı? Oh, ikinci de geldi. Nasıl yapacağız? Şöyle yapalım. Alın lan. Al bakayım. Sen öyle abi. Lan. Şunun ölmesi lazım ha. Ah 1v1'de kapışırız da. 2v1 geldikleri zaman sıkıntı abi. Lan öl artık ya. Evet arkadaşlar. Şunu cut into rags diyerek kendimize şey yapabiliyoruz. Nedir, nasıl söyleyeyim? Bandaj. Bandaja ihtiyacım olduğu için şurada 2 dakika bandaj yapayım dedim. Herif 3 tane mermim kalmıştı zaten. Onları da harcattı bana. Bu silahın mermisinden bulmaya çalışacağız. Her neyse. Şimdi öncelikle şunu alalım. Şunu alalım ve şunu kullanalım. Kullanamıyoruz. Acaba kirli olduğu için mi? Yani onunla alakalı olabilir. Biz yiyeceğimizi tekrar alalım arkadaşlar şöyle. Başka bir şey bulmamız gerekecek sanırım. Bakayım bunu kesebiliyor muyum? Evet kesebiliyorum. Güzel. Bunu keselim abi. Bandaj yapalım kendimize çünkü 42 health'imiz kaldı. Hakikaten zombiler zorluyor. Bunlar yine böyle. Şimdilik kalsın bakayım. Bazen kullandırtmıyor böyle. Lan nereye gittim oğlum yine? Şunu bana vereceksin kardeşim. Bak bu elimden düşmemeli. Bunu at ya. Heh, şu düşmeyecek acı. Bu elimden düşerse bu zombi saldırdığı zaman yapabilecek hiçbir şeyiniz kalmıyor arkadaşlar. Şehre bakınmaya devam edelim. Burası araştırılamıyor. Aha buradan üst kata çıkabiliyoruz herhalde. Bulunan hani bu yerlerde baya böyle yukarılara falan tırmanmam mümkün. Yukarılara tırmanabiliyorsunuz. O güzel olmuş, onu beğendim. Daisy'de biliyorsunuz yoktu bu. Ben bu oyunu Daisy ile biraz bağdaştırıyorum. Gerçekten benziyorlar birbirlerine. Ama Daisy'den çok daha kaliteli olduğunu söylemek istiyorum. Yani bana göre öyle. Bak yine gitti, görüyor musunuz şu elimdeki şey? Şimdi ben onun aslında mevzusunu biliyorum. Mevzusu şu. Bu ne? Ooo pix. Axe var. Oh tamam, bu güzel oldu. Abi ben AK'yi salacağım gibi ya da şunu salacağım gibi duruyor. AK ya da şu, ikisinden birini salmam lazım. Yoksa şunu hep kaybedeceğim elimden. Düşünüyorum hangisini salayım diye. AK'yi salacağım. Çünkü mermisi hakikaten bulunamıyor.
AK'yi zaten bulabilirim ben. Şunu önce sırtıma takayım. 3 numaraya da koyayım. Ha, 2 numarada da bu varmış. Tamam. Oğlum canım gidiyor lan benim hala. 38'de kaldı. Bunu kullanamıyor muyuz? Kullanamıyorsam ne yapayım ben bunu? Benim hala canım azalıyor. Bak 37 oldu. Canım düşüyor lan. Sanırım düzgün bir şey bulmam lazım. Kıyafet ve onu parçalamam gerekiyor. Bir dakika, buralarda falan yok mu benim? Yok. Evet, düzgün bir kıyafet bulmam lazım. Onu parçalayıp bandaj haline getireceğim. Şu an bu elimdeki de bayağı kuvvetli olsa gerek ha. İlk defa gördüm bu arada bunu. Bak bakalım abicim. Bu ne? Ha, iğne. İşimize yarayabilir craft için. Alalım yine de. Craft ekranını tekrar gösterecek olursak. Bir dakika, bu neydi? Şapka. Geç abi. Şurayı bir kapat. Şöyle bir craft'ı göstereyim size. Buradan bakıyorsunuz abi ne yapmak istediğinizde. Bak mesela ayı için. Ne? Ayı şeyleri. Neyleri? Eldivenleri. Buradan yapıyorsunuz abi. Orada bütün bileşenler yazıyor. Ne için? Ne gerekiyor? Ne için? Falan. Ne için ne gerekiyor daha doğrusu zaten. I'm hungry diyor. Oğlum sen manyak mısın? Nasıl hungry olabilirsin ya? İyi al ya hadi. Eat. Oh. Bir tane daha yiyeceğim mi? 5 kere yiyebiliyor biliyorum. Şurada bu burada kalsın şimdi. Tamam. Acıktım dersen veririz yine. Hadi bakayım. Evladım gibi oldu. Vallahi acıktım. Çişim geldi. Oo, patates cipsi. Şunu da göm. Ah. 4 kullanımlıkta bu varmış bakın. Bir kere kullandım. Bir kere daha kullanacağım. Biraz daha patates cipsi yesin. Oğlum canım gidiyor iyice. Benim acilen kanamam var muhtemelen. Acilen bir bez parçası bulup, temiz bir bez parçası bulup. Acaba şunu yapabiliyor muyuz? Evet, bunu da yapabiliyoruz. Bu ne abi? Bilmem ne kombinasyon. Okey. Aha, temiz bak bu. Bakayım bunu yap. Evet. Aynen düşündüğüm gibiymiş. Temiz bir et parçası diyorum ya. Temiz bir şekilde böyle bir şey bulursanız onu kesip yırtıp bandaj haline getirip kullanabiliyoruz. Onu da gördük. Okey. Şimdi bu arada mobil PUBG yayınım canlar öğlen saat 2'de, onu da söylemek istiyorum yine. D-Live üzerinden mobil PUBG yayın yapıyorum derken burada bir şey var. Kürek. Okey. Bu küreğe de gerek yok şimdilik. Şunu elimize alalım. Çünkü bak arkadaşlar, ben size bu oyun hikayesinden bahsedeyim bu arada. Şu an bu drone bizi gözetliyor. Bu hani bir film vardı. Açlık Oyunları diye bir film vardı. Mevzu şu, biz hapishaneden kaçıyoruz. Bizi izliyorlar. Şu sağ üst tarafta yazan points de fame points. Bakın bu yani meşhurluk puanı. Biz izleniyoruz. Ne kadar fazla adam öldürürsek işte bizi oyluyorlar, o kadar iyiyiz falan filan. Böyle bir durum. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Robotlar mobotlar falan var. İşte onlar özel şeyleri koruyorlar. Bazı bölümleri. Bu neymiş? Aha! Ulan deli gibi ben bunu arıyordum arkadaşlar ya. Sonunda bulduk şunu ha. Niye alamıyorum ben bunu? Şöyle yapacağız. Sen gel kardeşim şuraya. Ondan sonra burada daha yer var mı? Var. Sizleri de şöyle alalım. Çantadan yer açmam gerekiyor buraya benim. Şu taşları da at abi. Hiç böyle gereksiz hiçbir şey tutmayacağız üstümüzde. Şu içeceği de şöyle alalım. Sanırım şimdi bunu koyabiliyor muyum? Evet. Bu toolbox craft yapabilmenin en temel maddesi gördüğüm kadarıyla. Hemen craft'a giriyorum. Mesela ben geçen gün AK mermisi yapacaktım. Bakın illa da bunu istiyor. Şunu istiyor, şunu istiyor, şunu istiyor. Ben de bunların hepsinin olması gerektiğini düşünüyorum ya. Bir şeyler falan vardı, toplamıştım ama sanırım bu yok. Gunpowder. Şöyle bir bakalım hemen. Taba basalım. Inventory kısmından. Bu ne kullanıyordu? 7.62x54 kullanıyor. Bunlar ne abi? Antibiyotik bunlar. Tamam. Mermi var mı bende? Yok. 7.62x54 için bakalım ne istiyormuş. Şuradan buluyoruz. Evet şu.
Ha, bunun içinde gunpowder istiyor. Bakın, metal scarp var bende. Şu da var. Bunu da bulduk. Sanırım şunu da bulduğumuz zaman artık kendimiz 7.62-54 mermisini yapıp sonunda silahımıza mermi işini halletmiş olacağız. Şimdi benim bir tane daha, hatta bir tane değil biraz daha fazla. Bir dakika, şu yapılıyor mu? Yok, yapılmıyor, o kadar da değil. Şey kesmem lazım. Bez kesip. Oo, bu arada muz yiyelim abi. Protein. Eat. Bol bol bandaj yapmam lazım. Bandajım bitmiş. Bak, metal scarf. Bu var. Metal scarf. Okey. Sadece şu eksik. Gunpowder. Onu da bulursak vallahi çatır çatır yapacağız inşallah. Şimdi şurayı da arayalım. Bak, burada bir tane daha böyle bir şey buldum. Gel abicim. Yerimiz var zaten şimdilik. Sen de gel ya. Kemer bu herhalde. Ne için kemermiş? Bir şeyleri bağlamak için herhalde birbirine. Tam anlayamadım. Şuraya bakalım. Ha? Gel kardeşim. Seni kesebiliyor muyuz? Aynen. Bu da temiz bir şeye benziyor. Bunu da hemen keselim. Kendimize bandaj olsun. Şu 8x'i falan taksam güzel olurdu. Heh. Şuraya abi tıbbi malzeme yeri yapayım. Gayet iyi. Basabiliyor muyum? Basamıyorum. Çünkü zaten basmışım, yavaş yavaş canım dolmaya başladı zaten. Şunu at abi. Şu yukarı gelsin. Tamam. La şöyle niye yana gelmiyorsun? Hidrojen gördüğünüz gibi dolmaya başladı. Canımız da dolmaya başladı. Güzel. Bu arada akşam oldu. Biraz daha tehlikeli etraf. Zombilere dikkat edeceğiz. Gerçek oyuncular da var dediğim gibi. Player'lara da dikkat etmemiz lazım. Ben buradan girdim. Şöyle devam edeyim bakalım. Bak bak, lavuk orada. Gel bakayım. Şu şeyi bir test etmiş oluruz hem de. Elimdekini. Bak, bu şehir baya böyle DayZ havası verdi bende. İyice doldurduk staminamızı. Gel. Selamünaleyküm. Bak bak, kaskı falan var, görüyor musunuz abi? Gel, atla oradan. Zıplayacak muhtemelen. Al ağzına vurdum bu çocuğu. Allah, iki tane geldi lan, iyi mi? Biraz kaçalım. Al. Sen de al şunu. Oğlum, iki tane gelmeyin işte. İki tane geldi mi sıkıntı arkadaşlar. Ama lan, zaten canım az. Al. İşte bu adamım. Güzel. Güzel 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 güzel. Şimdi bak, burada öldürdüğümüz adamların üstünü kesinlikle search yapmamız lazım. Zombi bile olsa yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü içlerinden gerçekten güzel şeyler çıkabiliyor. Yani şey yapmamak lazım. Nasıl anlatayım? Bak mesela bandaj geldi bir tane. Emergency bandaj hem de. Bu daha kuvvetli bir bandaj bildiğim kadarıyla. Patch bonds diyelim. Kendimize bir patch bond yapalım. Yani şey yok. Lan o adam zombi, onun üzerinde bir şey çıkmaz mevzusu yok. Burada zombilerin üzerinde araştıracaksınız. Yeri geliyor kask çıkıyor, yeri geliyor mermi çıkıyor vesaire. O yüzden önemli. Şuraya hemen gidelim bakalım. Burada ne varmış? Marketlerden daha çok çikolata, bisküvi tarzı falan şeyler çıkabiliyor. Butter diyor. Bu neydi? Bu şey herhalde, pil mi? Bilemedim. Butter diye bakayım ne yazıyor. Butter is there. Evet arkadaşlar, mükemmel İngilizcemle çözdüm işi. Ben de anlamadım. Şuraya bakalım. İşte. İşte mevzu bu. Canlar, deli gibi bunu arıyordum. Şimdi sizlerle ilk defa, ben de ilk defa mermi craftlayacağım. Ne istiyordu bu? 7.62-5.54. Yani şu. Vallahi bak, craft açıldı yemin ediyorum. Şimdi bir şey merak ediyorum bu craft yapmadan önce. Topladığım bu malzemelerden şu gidecek mi acaba toolbox? Muhtemelen bunlar eksilecek tabii ki ama. Toolbox umarım gitmiyordur. Craft'a başlayalım bakalım. İlk defa yapıyorum bu arada. İyi denk geldi. Videoda olması gerçekten daha iyi denk geldi. Şimdi yaptık bundan. Kaç tane verdi? Oo, gayet de fazla verdi. Yanında da bir de elma. Fazladan elma çıktı, okey. Devam edelim.
Ulan AK'yi nerede bırakmıştım ben? Dışarıda bırakmıştım. Tüh. Bak şimdi AK'nin mermisini yapabiliyorum. Ama sağlık olsun. İnşallah şu ve şu eksilmez de şunları buluruz. Onlarda sıkıntı yok. Bir tane daha çıktı herhalde. Çok güzel abi. 20, 40 tane mermi oldu şu anda. Devam. Bu oyunda mermi bulmak biraz zor. Çünkü farklı farklı silahların mermilerini bulabiliyorsunuz. Atıyorum elimde başka bir şey oluyor. Mermisi farklı bir şey oluyor. Öyle bir sıkıntı var derken evet şu anda bitti. Ne yapıyoruz abi şimdi? Öncelikle şu silahı elimize alıyoruz. Sonra bunun şarjörünü dışarı çıkartıp burada reloadluyoruz. Bir de böyle olması biraz daha sıkıntılı. Evet, şarjörümüzü de değiştirdikten sonra. Şimdi. Bunun içerisinde kaç tane var? 15 tane burada var. Burada da var biraz. Peki. Bizim çok güzel abi. Bak tam düşündüğüm gibi. Kutu duruyor burada. Şeyler eksilmiş. Diğer malzemelerim eksilmiş. O zaman bu neymiş? Bunu da at abi. Şuna da ihtiyacım yok. Ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor arkadaşlar. Bak burada yazıyor durability'si. Yani ben şu anda 3 kere craft yaptım ve 52 bunun canı kalmış. Öyle söyleyeyim size. Bunun da 63 canı kalmış 150 üzerinden. Yani sonuçta bunlar da gidiyormuş. Her neyse. Bir şeye daha bakacağım. O da benim için önemli. Craft bölümünden. Mermi düzeltiyorum. Dürbün takabilmek için silahımıza ekstra bir aparat gerekiyor biliyorsunuz. Ona bir bakalım. Dürbün takamıyorum yoksa. Şurada olabilir mi? Şu anda burada da göremiyorum. Ya defalarca defalarca çıktı bu bana aslında. Ben gereksiz bir şey diye düşünerek almadım. Oyunu dolayısıyla bilmediğim için. Yeni öğreniyoruz oyunu. Bakalım. Neyse buluruz diye ümit ediyorum. Şunu da sal. Evet dışarı çıkalım. Artık silahımızda mermimiz de var. Vallahi sizin şansınız arkadaşlar. Şu an akşam karanlığındayız. Bence oyun böyle de güzel görünüyor. Grafikleri benim hoşuma gitti bu arada. Görsel olarak güzel oyun. Mevzusu da güzel zaten. Ben böyle şeyleri seviyorum biliyorsunuz. Hayatta kalma oyunları hoşuma gidiyor. İçine bir de PvP girdi mi? Gerçek oyunculara karşı olan mücadele girdi mi? Benim için daha keyifli oluyor. Çok uzun saatler geçirebiliyorum böyle oyunlarda. Şu evin içine gireceğim ve üst kata bir bakalım. Bakmadan önce etrafa bir bakalım. Bu arada canım gördüğünüz gibi %42'ye çıkmış durumda. Bandaj yavaş yavaş etkisini gösteriyor. Burada bir yumurtamız var. Hadi karaktere bir tane de elma yedirelim. Ama şimdi biz ne yapıyoruz? Sabahtan beri karakteri yediriyoruz değil mi bir şeyler? Ne yapmamız lazım? Bir de bir güzel sıçmamız gerekecek şimdi. Evet, yanlış duymadınız. Bir önceki videoda da hatırlıyorsunuz. Karakter patır kütür sıçıyor ve bunu bize gösteriyor yaparken bu eylemi. O yüzden buyurun efendim. Ben böyle videonun içine sıçam der gibi karakter başladı. Evet. Hadi oğlum. Başla bakalım. Hadi aslanım. Oo, ıkın iyice. Lan ne pissiniz ya. Şuna bak. Oğlum bu ne? Evet. Bu köyde tuvalet ihtiyacı salonun ortasına yapılıyor arkadaşlar. Tuvalete falan gitmenize gerek yok. Çıkarın. İşeyip sıçın yani. Sıkıntı yok. Bir de işeyelim. Şuradan hatta merdivenden aşağı işeyeceğim bak. Manyak manyak fantezilerim başladı şimdi. Şuradan aşağı hadi bakayım. Oh çıkart oğlum. Hadi bakayım. Oh sağ olasın. Oh yukarı doğru çıkan kaysın düşsün. Bu açıdan gerçekten manyak bir oyun ya. Niye böyle bir şey yapmışlar diyeceğim. Gerçi önemli. Mesela bir şey yediğiniz zaman oyun gerçekçi olsun diye hakikaten adamlar bu sistemi koymuşlar. Bazen ihtiyaç olduğunu söylüyor karakter. Diyor ki benim işemem lazım diyor. Benim diyor işte büyük abdestimi yapmam lazım diyor. Sabahtan beri sıçmam diyordum. Neden şimdi böyle kibar oldum onu da anlamadım. Şunu koyalım şöyle. Başka ne var? Şunları şöyle yerleştirelim arkadaşlar da. Heh tamam. Protein deposu, yumurta. Göm. Göm bakalım. Karakteri çok yedirdiğimiz zaman kusabiliyor. O yüzden dikkat edeceğiz. Çok da fazla yedirmeyeceğiz öyle. Şehre gelmem gerçekten 10 numara oldu. Aha geliyor da bunun çocuğu. 10 numara oldu çünkü ihtiyacım olan şeyler vardı. Bunları bulduk. En önemlisi sizlere craft nasıl yapılır onu gösterdim. Mermi craftlama işini gösterdim. Bak bak gelişe bak bak sakata bak. Ağzına dururum senin.
Al suratına vurduğum ucu. Oğlum şimdi bir tane size vurursam kim bilir ne hale gelirdik ha. Bir de hızlı geliyorlar. Bir tane daha yiyince ölecek muhtemelen. Aynen öyle oldu düşündüğüm gibi. Şimdi şu herifi hemen search diyelim ve ulan tuhaf tuhaf sesler geliyor yine. Bakıyoruz. Tamam bir şey yok. Devam ediyoruz efendim. Şurada bir tane daha zombi var. Ulan onlar bana takılmadan ben mi öldürsem diye düşündüm de. Neyse hadi. Şu eve de girip bakalım. Ben geçen videomda dedim ki evlerin yapısı birbirine çok benziyor. Farklı evlere girdiğimi düşünmüyorum. Hani o hissiyatı vermiyor demiştim. O hala devam ediyor. Ufak tefek patchler gelmeye devam ediyor. Bildiğim kadarıyla baya böyle build yapma falan da gelecek herhalde. Öğrendiğim kadarıyla. İşte araçlar maraçlar falan filan. Bu arada şunlar biliyorsunuz önemli. Bakayım daha basabiliyor muyum? Patch bonus. Daha ihtiyacı varmış karakterin. Pekala. Bundan sonra bir tane daha deneyeceğim. Bu arada zombi öldürdüğüm zaman sağ üst taraftaki fame points de yükselmiş oluyor. Onu da söylemek istiyorum. Bakayım basabiliyor muyum? Basamıyorum. Şu an bastırmıyor. Tamam. Yani mümkün mertebe zombi öldürmeye çalışın arkadaşlar. Portal Knights da bize bir şeyler gönderiyor. Peki. Zombileri öldürürseniz point kasmış olursunuz. Şimdi ben burada böyle hareket ediyorum ama burada oyuncu da olabilir burada bir yerde. Bir anda gelip bana saldırabilir. İşte bu ihtimal benim hoşuma gidiyor. Gerçek oyuncularla böyle PvP yapmak gerçekten güzel. Şimdi haritanın ben genelde B tarafındayım. B1 tarafındayım. Bundan sonraki videomuzda arkadaşlar şöyle bir göstereyim size. B1 tarafındayım. B2 ve C2 taraflarına doğru yola çıkacağım. O taraflarını falan göstereceğim size. Bakalım oralarda neler var. Bir önceki bölümümde zaten şeyi hatırlıyorsunuz muhtemelen. Bu askeri B1'in olduğu yeri hatırlıyorsunuz. Havaalanıydı orası. Havaalanında baya fazla böyle eşya, silah, milah bir şeyler aldık. Şu kiliseye de bakalım. Ondan sonra videomuzun sonuna geleceğiz. PvP yapmak biraz zor. Oyuncuların nerede olduklarını falan bilemiyorsunuz. Burada süt varmış. Sütü de hemen yerleştirelim abi. Süt de önemli. Koyamıyoruz. Niye? Şuraya mı koyuyor? Oğlum iki şey istiyor. Burada da iki var. Peki. Ayakkabıya süt koyamazsın diyor doğal olarak. Peki. Ne yapacaktık? Şurada cam basmayı deneyeceğim. Bastırmıyor. Tamam. Bakın burada bir şey varmış. Neymiş? Burada bir silah var. Artı yanında şarjörü de var. Fakat bende mermisi yok. O yüzden çok fazla buralı olmayacağım. Zaten şu an bir sniper'ımız var elimizde. Bu arada şu sniper'ı Zulu oynayanlar bilir. Bu neymiş? Kitchen board. Ha, bu gerek yok ya. Bunun üzerinde şey. Bunu muhtemelen Zulu oynayanlar biliyordur. SVD arkadaşlar. Ben bunu Zulu'da oynuyordum en son. Zulu oynarken kullanıyordum. Şuradan hemen birkaç tane bir daha zombi ateş edelim bakalım ne olacak. Bu oyun DayZ'nin yapamadığını bir anda yapmış ve karşımıza çıkmış. Buradan acaba vurabiliyor muyum? Evet vurulabiliyormuş. Güzel. Bazı oyunlarda biliyorsunuz şu tellere bile takılıyor karak. Oha telin üstüne çıktım lan. Gel gel. Al bakayım. Sen de al. Woo! Let's go. Şimdi sıkıntılı olan taraflardan bir tanesini göstereceğim. Buraya mermiyi yerleştirebiliyor muyum? Yerleştiremiyorum. Ne yapıyoruz o zaman? Öncelikle silahı elimize almamız gerekiyor. Silahı elimize aldıktan sonra şarjörünü inventory'e koyup buradan mermi basacağız. Load ammo diyoruz. Ve buraya yerleştiriyoruz efendim. Niye 6 on bu? Ha böyle bu şekilde 10 yaptık. Şimdi tekrar koyalım. Evet arkadaşlar videomuzun bu şekilde burada sonuna geldim. Bugünkü bölümde şu şehre girdik ve bu şehirde nasıl mermi craftlanır onu göstermiş oldum. Artı zombilerin kuvvetlerine güçlerine yine değindik biraz. Bundan sonraki videolarda biraz daha farklı bölümlere gideceğiz. B2 tarafına B3 tarafına doğru gideceğiz. Ve biraz daha araştıracağım PvP bölgesi nerede yoğunmuş bu oyunda. Ondan sonra oralarda da PvP'lere katılacağız ve PvP sistemini de göstermiş olacağım ki daha önce de göstermiştim. Yine göstermeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere.
Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Yazın. Yorumlarınızın hepsini okuyorum. Aynı zamanda videoya bol bol like atıp kanalıma destek olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.